Yani öyle bir hava yaratıldı ki sanıyorsunuz ki işte emekliye zam verilememesinin gerekçesi e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin SGK borçlarını ödememeleri. Toplam borç içerisinde yüzde ya 4 ya 12'di tam hatırlamadığım için yanıltmak istemiyorum izleyicileri ama ya 4 ya da 12'lik bir kesime denk geliyor Tabii Belediye tabii Erdoğan'ın açıklaması 12. böyleydi. Değil. Emekleri bu kadar 12. çok Değil. düşünüyorsanız dedi. E, SGK primleri borçlarınızı ödeyin dedi belediyelere. 2022'ye raporunda %4'tü. Aynen öyle. Evet. Tabii tabii. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 o zaman %12'ye tekabül ediyor. Bakın koskoca SGK'nın %12'lik primi alınca emeklilere zam yapacaklarına dair bir söz versinler. Bence Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ertesi sabah öder herhalde bu borçları ne yapar eder öderler Hayır, bu şeye benziyor çok uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ki SGK'yı batırdı SSK'yı batırdı diye ya bir gün e, işte CHP genel merkezinde e, ben Kemal Bey'e sordum ya bu SSK'yı mı batırdınız diye böyle şaka yollu e, bana bir bilgi notu gönderdiler yanlış hatırlamıyorsam 30-40 kadar Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yapılan yatırım var büyük büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Ya yani bu AK Parti'nin emekliye para vermemek için bulduğu yöntemlerden biri. Bir dönem SSK'yı batırdınızdı. Şimdi SGK'ya borcunuzu ödeyin olur. Yarın bir gün başka bir şey olur ama işin bir gerçekliği var. Emekliye o para verilmeyecek. Hani işin bir bütün gerçekliği bu. Ha bir de şu aşamayı da atlamamak gerekiyor. Son olarak onu söyleyerek bitireyim. Ee, belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama ya bu ülkede yine tekrar tekrar söyleyeceğim. Firma ismi vermeyeceğim ama ya milyarlarca lira vergi ödenmemiş ya. Evet, milyarlarca evet. lira. Evet. Yok. Ya bu, sanırım biraz gerekçe bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bu Bakanlıktan gelen açıklama açıklamada 128... e, incelemeleri sürüyor şeklinde oldu Hazine Maliye Bakanlığı'ndan. Sosyal ama baktığımızda lideri... 3 yıl 5 yıldır vergi ödememişler. Ve hepsi bildiğimiz, tanıdığımız firmalar. İsim olarak da açıklandı. E, CHP'lerin iddiası var. İşte hepsi burada. Gediz Elektrik, Amazon Türkiye. Baktığımızda evet. yemek sepeti, e, tabii inşaat firmaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimler de var. Baktığımızda. Dolayısıyla yıllardır nasıl bir inceleme yapılmış Bu arada, ya da neden yapılmamış? Bu da ayrı bir soru işareti. Ya bütün bunlardan bağlı. Hani cevap şey hakkı doğmasın o diye ben düzeltme yapayım. O hepsi burada. Ee, o hepsi burada kısmıyla ilgili reklam olmasın ama cevap hakkı dolmaması için söyleyeyim. İki ayrı firma varmış. Biri lojistik firmasıymış, biri şirketin kendisiymiş. Lojistik firmasının vergisi ödenmemiş ama şeyin diğer ana şirketin vergisi ödenmiş. Onu bir parantez açıp söylemiş olayım da hani sonra program için ya da işte Sözcü TV'nin başına bir iş gelmesin diye söylemiş olayım. Öyle ama şey bunun dışında yani deve dişi gibi şirketlerden bahsediyoruz. Tabii. Biz hala şunun yanıtını alamadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasında olması gereken 128 milyar dolar nerede? Ya bunu sorduğu için insanlar yargılandı. Bunu sorduğu için ya bunun pankartını açtığı için evler basıldı. CHP'nin işte il ilçe binaları basıldı, pankartlar indirildi. Bunun yanıtını veremeyenler bunun milyonda biri olabilecek kadar borçlar için biz emekliye maaş ödeyemiyoruz diyorlar. Dönüyoruz bakıyoruz, CHP'li belediyeler bu borçları ya ödemeye başlamışlar ya yapılandırmaya başlamışlar. Peki ben bu, ufak bu bir ufak şey çalıştırmama yani... çabasının bir dışa vurumu gerçekten. Peki, Gülsat bir ekleme yapsın. Büt, Kısaca bütün nazif bunlardan döneceğim. bağımsız şunu söylüyorum. Muhalefetin iktidardan farklılığını göstermek adına e, bir kere öncelikle bu şirketlerin kar edebileceği bir duruma getirilmesi lazım. Bir. İki, acilen bu yönetim kurulu hikayesinden bütün şirketlerin kurtulması lazım. Yani eş, dost falan kesin yakını falan kesin bilmem nesi diye yönetim kurulu üyesi olarak insanlar para ödemek zorunda değil. Hatta bildiğim birçok yönetim kurulu üyeleri o şehirlerde bile oturmuyorlar. Ya biz iktidarın kötü fotokopisi olmak zorunda değiliz. Bunu da mutlaka düzeltmek zorundayız diye düşünüyorum. Yani. Peki, nazif okumuş. Şimdi Mansur Yavaş'ın açıklamasından soruyu ortaya koydunuz ve Arkadaşımız da Altan Bey de oradan girdi. Şimdi e, belediyelerin bir takım gelirleri var. Belediyeler bulundukları, e, sorumluluk taşıdıkları alanlarda eğer merkezi yönetim, yani hükümet, siyasi irade, bir satış falan söz konusu olursa, yani hazineye ait satışlar söz konusu olursa, buradan belediyelerinde payı vardır. Yüzde on civarında bir payı vardır ve bunu ödemek zorundadır. Arkadaşımızın hatırlattığı gibi Sayın Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklamasında gündeme getirdiği işte e, eğer merkezi yönetimin bir e, hizmetine belediye katkıda bulunuyor ve ona e, bir şekilde iştirak ediyorsa onun da e, masrafını ilgili bakanlıktan alabilir. Şimdi belediye şehir hastanesi ile ilgili Sayın Mansur Yavaş'ın açıklamasına göre söylüyorum. Ee, çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var diyor. Yani çevre yollarını yapmış, köprüleri yapmış. Hatta zannediyorum eğer Yaman Statyumunu da biz yaptık diye söylüyor ve bir buçuk evet. milyon milyar civarında bir para. 1 milyar 325 milyon lira. 1 milyar 325 milyon. Çok müthiş bir para. Şimdi alacağını söylüyor. Ayrıca TOKİ'den devredilmeyen, devredilmeyen arsalarımız var diyor. Ya bu ne kadar büyük bir haksızlık ya. Ya bu iktidar AK Parti iktidarı ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi dönemin bakanlarıyla yani giden Özaseki'den şimdi Kuru, tekrar gelen Korki. Murat Kurum'a varıncaya kadar defalarca basın açıklamaları yaptılar. İstanbul'da şu kadar bir arazileri işte konuta açacağız şunu yapacağız işte yok yarıştırıyorlar her gün böyle şey loto oynar gibi. Loto oynar gibi başvuru sayısı 100 bin oldu, 200 bin oldu, 3, 3 milyona gittiler, 3 milyon. Yandaş yayınların manşetlerine bakın, o yandaş yayınlarda, televizyonlarda, gece yarılarına kadar yapılan konuşmalara bakın. Aman Rabbi Türkiye şaha kalktı, 2 milyon, 3 milyona başvuru var dediklerinde sonunda, ee, başvuru sayısının 600 olduğu, bankalarla ilişkiye geçenin 600 olduğu sonradan aylar sonra ortaya çıktı. İşte nereden oldu? Neti e, o Hatay e, depremiyle beraber hepsinin üzerine bir bardak su içler kenara bırakıldı. Şimdi bakın şuraya bakıyorum ben. Ya bir devlete bakın. Muhalefete mensup belediye başkanları ne kadar sakin bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar ve Ağlamadan, sızlamadan, ağlamadan, sızlamadan milletin karşısında o sorumluluklara uygun bir devlet adabına yakışır bir şekilde e, hizmetleri için bir mücadelenin içerisinde yer alıyorlar. Şimdi bu kadar devletten, Şehircilik Bakanlığı'ndan, hazine satışlarından %10'luk payını alamayan Şehircilik Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan e, işte... Neticede şehir hastanesine yapılanlardan, stadyuma yapılanlardan 1 milyar 325 milyon lirasını tahsil edemeyen imar planlarını yaptık diyor. Arsaların tapusunu vermiyorlar diyor. Mahkemeye verdik diyor yani. Arsanın tapusunu niye vermiyorsun? Bu kadar böyle halk adına üreten, halk adına bir gayretin içerisinde olan bir yönetim artık bugün buraya geliyor ve bunu halk da bugün paylaşıyor.